Süper Lig'in güçlü ekiplerinden bugün Kasımpaşa'nın tesislerindeyiz ve Kasımpaşa'nın başarılı oyuncularından yanımızda şu an Yusuf Erdoğan var. Öncelikle çok teşekkür ederim röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için hem Kasımpaşa hem sana. Oldukça aslında alışagelmişin dışında bir sezon yaşıyoruz. Yoğun bir fikstür. 2020-2021 sezonu hem futbolcular adına hem Kasımpaşa Kulübü adına nasıl geçiyor? Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Dediğiniz gibi çok yoğun bir gündem. Belki de bir daha inşallah hiç olmasını istemeyeceğimiz bir dönemden geçiyoruz bütün dünya olarak. O yüzden sadece bizim spor dünyası değil, bütün dünya etkilenmiş durumda. Her şey olan dışında ilerliyor şu anda. Biz de futbolcular olarak bundan nasibimizi aldık. Dediğiniz gibi lige ara verilmeden devam ediyor. Daha fazla maç oynuyoruz. 3 günde bir maçlar. Bizim açımıza tempolu, yoğun bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Ama güzel geçiyor. Bu sezonda aslında bizim için güzel geçtiğini söyleyebilirim. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz bir yer var. Orada bitirip bu sezonu artık bitmeyen iki sezon gibi olan sezonu bitirmek için elimizden gelen en iyisini yapacağız bu sezon için. Evet, sen de bahsettin. Normalde aslında 34 haftalık bir periyot yaşıyorduk. Devre arası oluyordu. Şimdi 42 haftalık bir periyot ve 40 maç oynayacaksınız. Hafta içi, hafta sonu full dolu, devre arası yok. Bu futbolcular açısından fiziksel yorgunluk olarak seni endişelendiriyor mu? Tabii ki. Hem fizik hem mental açıdan zorlu bir süreç. Zaten sakatlıklardan sıkıntılar geçiriyoruz. Bir de koronalardan da bayağı bir sıkıntılı dönem geçirmiştik. Ama çok şükür şu anda korona dönemimizi atlattığımızı düşünüyorum. Şu an bir vakamız yok kulüp olarak. Ama sakatlarımız var. Onları gerçekten aradığımızı söyleyebiliriz. Özellikle bu kadar maç temposunun olduğu bu dönemde. Zor bir dönem ama kulüp olarak da buna hazırlandığımızı da söyleyebilirim. Böyle camialar zaten böyle durumlara alışık olmalılar. Biz de kendimize ekstra daha çok dikkat ederek bu dönemi sakatlıksız en güzel şekilde tamamlamak istiyoruz açıkçası. Pandemi demişken pandeminin belki en büyük götürüsü taraftarlar oldu ve Kasımpaşa Kulübü de aslında taraftarlarıyla var olan bir semt takımı ve taraftarı olan bir takım. Taraftarsız maçlar sizi mental açıdan ne kadar etkiliyor? Yani kendi açımdan da Trabzonspor, Bursaspor gibi büyük camiaların, büyük taraftarlarına karşı oynamış biri olarak gerçekten taraftarsız bir lig, futbol benim özelimde çok güzel geçmiyor açıkçası. Böyle bir garip hissediyor insan gerçekten. Hani bir hazırlık maçı derecesinde çok fazla konsantrasyonun daha fazla gerek duyulduğu bir dönemden geçiyoruz. En kısa zamanda şu Covid belasından kurtulduktan sonra taraftarlarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Dediğiniz gibi 100 yıllık bir camia burası. O yüzden Kasımpaşa'da büyük bir semt İstanbul'da. O yüzden taraftarlarımız da bazen sosyal medyada da diyaloglarımız oluyor. Onlar şu an yanımızda olamasalar da manevi açıdan desteklerini her zaman hissettiriyorlar şu an için. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi transfer dönemi dün 5 Ocak'ta resmen başladı. Akıllara senin her zaman olduğu gibi transfer döneminde Galatasaray'a bir transfer sürecin vardı. Forma giydin. O formadan dolayı olmadığını daha önceden de söylemiştin. Forma giydiğinden dolayı olmadığını. Ve Galatasaray maçında attığın çok güzel bir gol vardı ve orada yaptığın bir seviniş vardı. Bu acaba ona karşı bir patlama mıydı? O gol sevincini senden bir dinleyebilir miyiz? Artık bir buçuk senedir buradayım. Bir buçuk sene, iki sene olacak artık o konuyla ilgili. Çok fazla konuşmam artık doğru olmadığını düşünüyorum. Unutulduğunu da düşünüyorum açıkçası. Yazılmış bir çizgi, yazılmış bir kader olduğunu düşünüyorum. Şu anda burada olmam gerektiğini yazıldığı için o kadar çok bazen kaderci olmak daha güzeldir. Ben de şu an her şerde bir hayır olduğunun göstergesinin en güzelini yaşıyorum aslında. Hem performans olarak hem de çok güzel bir camia, güzel bir kulüpte oynadığım için.
O golle ilgili de şöyle, ben her zaman maçıma son oynayacağım maçmış gibi hazırlanıyorum. Ve keyif almak, sahada yarın ne olacağını düşünmeden oynamak isteyen bir oyuncuyum. O gün de yine her zamanki gibi bir maça çıkmıştık. Tabii ki büyük takımlara karşı oynamak insanlara daha keyif verir, daha motive olursunuz her zamanki gibi. Bu çok doğal bir şey. Ben de gerçekten kariyerim anlamında belki de kariyerimin ilk üçüne, ilk beşine koyacağım bir gol attım o gün. Onun duygusu, onun mutluluğuyla bir sevinç yaşamıştım. Gerçekten bizim ülkemizde bazen bu konulardan biraz üzülüyorum açıkçası. Her şeyi başka yöne çekmeye çalışan bir özellikle sosyal medyada çok fazla oluyor. Benim o golümün sevincinin hiç alakası olmayan bir şekilde başka bir yöne çekilmişti. Sadece ben gol attığım ve takımım da o golle kazanıldığı için ekstra bir mutluluk yaşadım o gece. Ama yaşandığı gibi ya da yazıldığı gibi hiçbir şey olmadı. Çünkü bazen fotoğraflar, bazen kameralar açılarından dolayı böyle yanılgılar yapabiliyor. O yüzden bizim için güzel bir geceydi. O geceyi her zaman güzel hatırlayacağız. Bir an olarak kaldı içimizde. Yine transfer dönemiyle alakalı bir soru sormak istiyorum. Hem senin hem de Kasımpaşa'nın kariyer hedeflerin ne? Yani Kasımpaşa'da kendini nerede görüyorsun? Yine Avrupa hayalin var mı? Bunu sormak istiyorum sana. Biz geçen seneden itibaren üstüne koya koya giden bir takımız açıkçası. Bu sene de sezonu iyi başladığımızı düşünüyorum. Ama inanılmaz talihsizlikler yaşadık. Tam ilk 5'in içine girdiğimiz dönemde çok fazla Covid sıkıntısı yaşadık. Daha sonra çok fazla sakatlık yaşadık. O yüzden şu an birkaç maç üst üste kaybettik. O bizi biraz böyle mental anlamda biraz geriye düşürmüştü. Ama ben inanıyorum ki şu dönemde her şeyimiz artık rayına oturdu. Bundan sonra bütün maçlarımızı artık puan kaybına tahammülümüzün olduğunu düşünmüyorum. Hedefimiz aslında Avrupa Kupalarına gitmek bu sene. Bunu ilk 5'e girerek ya da en azından Türkiye Kupası'nı alarak hedefimizi koyduğumuzu söyleyebilirim. Önümüzde de güzel bir kupa maçımız var. Bu da bizim için iyi bir vitrin, iyi bir test olacağını düşünüyorum. İnşallah kupada gidebildiğimiz kadar gidip kupanın sahibi olmak istiyoruz bu sene. Kendini kariyer olarak ileride nerede görüyorsun? Kendimi hala şu anda futbol ve mental olarak en güçlü dönemim diye söyleyebilirim kendi açımdan. Tabii ki hedeflerim hiçbir zaman bitmiyor. Zaten hedeflerimiz bittiği zaman futbol oynamamızın da bir mantığının olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kafamda birçok şey var kariyerimle ilgili. Bunları performans göstererek göstermeyi ve dile getirmeyi tercih ediyorum. O yüzden performans gösterip inşallah belirlediğim hedeflere, gösterdiğim futbolla bir yerlere getirmek istiyorum. Şu anda güzel şeyler de oluyor benim açımdan. Ben de bu sezonu iyi geçirdiğimi düşünüyorum. İnşallah sakatlık olmadan bu sezonu geçirip hem Kasımpaşa için hem de benim için ileride güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe ile pazartesi günü bir lig maçına çıktınız. Bu maçta mağlup ayrıldınız ve önümüzdeki hafta içinde Perşembe günü de Türkiye Kupası'nda karşılaşacaksınız. Bu sizin için bir avantaj oldu mu rakibi tartmak anlamında? Tabii ki hazırlık maçı kupanın hazırlığı gibi oldu açıkçası. Bizim de çok eksiğimiz vardı bu maça çıkmadan önce. Şanssız goller yedik. Çok fazla Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçen bir maç olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bizim için de iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Bu maçta derslerimizi alıp inşallah kupadaki rövanş maçıyla telafi edeceğimizi düşünüyorum açıkçası bu mağlubiyeti. Bence bizim için ikinci bir şans olarak nitelendireyim kupa maçını. İyi hazırlanacağız. Kupada dediğim gibi hedefimiz final oynamak ve kazanmak. Fenerbahçe maçı da bizim için güzel bir anı olarak kalacak o gece. Fenerbahçe biliyorsunuz Mesut Özil ile ilgileniyor. Dünya futbolu için oldukça önemli bir isim. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye katılması halinde değerlendirmek ister misin? Fenerbahçe'nin ne gibi bir etkisi olur?
Türk sporuna ne gibi bir etkisi olur Mesut Özil'in? Bir futbolcu olarak benim de gerçekten saygı gösterdiğim ve izlemekten keyif aldığım bir isim kendisi. Hem karakter anlamında da tanışmışlığım olduğu için gerçekten çok egolarından arınmış. O kadar büyük başarılar yaptıktan sonra bu kadar güzel kişiliği sahip olduğu için de onu da tebrik ediyorum açıkçası. İnşallah ülkemize gelir. Bizim için de ona karşı oynamak, onun gibi bir futbolcuyla aynı sahada olmak bizi açıkçası mutlu eder. Ülkemize gelecekse böyle kaliteli oyuncuların gelmesi bizim için tabii ki hem kendi gelişimimiz için hem ülke gelişimi için bence çok olumlu olacağını düşünüyorum. Zamanla bekleyip göreceğiz. Biz de heyecanla bekliyoruz. Dünya futboluna iki tane yön vermiş futbolcu var şu an günümüz futbolunda. Bir Cristiano Ronaldo, bir de Messi. Bu iki oyuncuyu kıyaslarsan sence hangisi daha iyi? Bir futbolcu gözüyle, sahada olan bir insan gözüyle hangisini daha çok beğeniyorsun? Ya biz ikisini de izleme şansına sahip olduğumuz için öncelikle bir futbol sever olarak kendimi şanslı hissediyorum. Yani gerçekten ikisini bir araya kıyaslamak ikisine de haksızlık olur diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de futbol kariyerleri açısından sürdürülebilen bir kariyer anlamında çok mucizevi bir şey gerçekleştirmiş durumdalar. Ben Messi mi Ronaldo demekten çok ikisini de aynı dönemde izlediğimiz için tüm futbol severler olarak şanslıyız diye düşünüyorum. O yüzden ikisine de çok büyük saygım var. İkisini de izlediğim zaman ya ben bugün Messi'ciyim diyorum ama aynı zamanda Ronaldo'nun maçını da ertesi gün izleyince karar vermekte çok zorluk çekiyorum. O yüzden ikisi de iyi ki varlar. İyi ki bizim dönemimizde futbol oynuyorlar. Onlara da yürekten saygı duyuyorum. İnşallah uzun seneler boyunca da izleme şansımız devam eder ikisi için de. Şunu da sormak istiyorum. Sen orta saha oyuncususun ve genelde gol attırmayı seven bir isimsin. Baktığım zaman dünya futbolunda oldukça önemli forvetler var. Şu an Lewandowski biliyorsun dünyada yılın futbolcusu ödülünü kazandı. Ne tip bir forvetle beraber oynamak isterdin? Lewandowski tipi bir forvetle mi oynamak isterdin? Harry Kane tipi mi yoksa Benzema tipi mi bir oyuncuyla oynamak istersin? Bu forvetleri de kıyaslamak ister misin? Yani benim gerçekten Lewandowski şu an modern futbolun bence en iyi forvetlerinden birisi. Ben Lewandowski tarzında forvetleri açıkçası kendime daha yakın, daha rahat buluyorum saha içinde. Cardozo vardı Trabzonspor'da. Cardozo gerçekten o tip bir oyuncuydu benim için. Havadan çok iyiydi, yerden çok iyiydi. Tam bir modern futbolun pivot santraforuydu benim için. O havadan orta kestiğiniz zaman, belki zor bir orta açtığınız zaman bile gole çeviren bir oyuncuydu. Lewandowski'ye baktığımız zaman kenar oyuncuların getirdiği toplarda belki %100 asist yapmasanız bile o bir şekilde oyuncuları çalımlayıp değişik goller atabiliyor. Kenar oyuncularına da asistler yazdırabiliyor. Lewandowski şu an benim izlediğim en modern ve çok hoş gelen futbolcuların en başına geliyor kendisi. Peki şöyle bir soru da sormak istiyorum sana. Futbolcu olmasaydın kariyerine hangi dalda yön vermek isterdin? Yani bir futbolcu için çok aslında kolay bir soru bu. Çünkü ben kendimi bildim bileli yürümeye başladığımdan beri daha doğrusu anlatılanlar elimde her zaman bir futbol topunun olduğuydu. Allah'ıma şükürler olsun ki hem sevdiğimiz mesleği yapmayı hem de bunu bir geçim kaynağı olarak bize nasip ettiği için şükrediyorum halime. Yani çoğu insana nasip olmuyor sevdiği işi yapmak. Ama biz gerçekten sokakta oynadığımız şeyi, hayalini kurduğumuz şeyi, başarmanın mutluluğunu o kısıtlı insanlardan biriyiz. O yüzden şükürler olsun ki futbolcu olduğum için. Ya ama şöyle bir düşünce de geçmedi değil küçükken. Yani futbolcu olamasaydım, eğer ben asker çocuğuyum, o yüzden baba mesleğimi yapabilirdim diye düşünüyorum. Her zaman deniz subaylığına çok ilgim olmuştu küçükken. Babam da zaten eğer futbola bu kadar sevgim ve tutkum olmasaydı, babamın izniyle asker olabilirdim. Geçtiğimiz aylarda
Diego Armando Maradona'yı kaybettik. İdolün olan bir futbolcu muydu Maradona? Maradona'yı nasıl görüyorsun ve ölümü hakkında neler düşünüyorsun? Maradona tabii ki dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından birisi. Biz de onun ölümünü gerçekten üzüntüyle öğrenmiştik. Ama bizim yaş grubumuza çok fazla hitap eden bir oyuncu değildi çünkü izleme şansımız yoktu. Maradona'yı izleyemeyen bir nesil olarak Allah bize belki Messi'yi gönderdi diye düşünüyorum. O yüzden bazen videolarını, kesitlerini gördüğüm zaman gerçekten çok benzer özellikleri var ikisinin de. Dünya futbolu için çok önemli bir isim. Onu da Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten dünya futbolunun önemli bir renklerinden birisiydi. Sağ içi kadar sağ dışında da çok renkli bir insandı, sempatik bir insandı diye gözüküyordu. O yüzden büyük bir değerimizi kaybettik. Allah'tan tekrar rahmet diliyorum kendisi için. 2020 yılı için ne düşünüyorsun ve 2021'den beklentilerin ne? Ya 2020 yılı gerçekten bizim dünyamız için çok iyi bir yıl geçmedi. Ama benim için şöyle söyleyebilirim. 2020 yılında dünyadaki en büyük varlığımı, oğlumu dünyaya geldi. O yüzden benim için 2020 her zaman çok özel bir yıl olarak kalacak. Sadece benim için de belki dünyadaki bütün insanlar için hafızalarına silinmeyecek bir yıl olarak kalacak 2020. O yüzden inşallah gelen gideni aratmaz diye duamızı edelim. 2021 inşallah 2020'den daha iyi bir yıl olur. Bütün dünya açısından. Zor bir dönemden geçiyoruz dünya anlamında. İnşallah kötülüklerin bittiği, savaşların bittiği, herkesin huzur ve mutluluk içinde yaşayacağı, hırslarından, çok fazla egolarından arınacağı bir yıl olmasını diliyorum. İnsanların küçük şeylerle de mutlu olunabileceğini anladığı yılların olmasını diliyorum. İnşallah bizim için bir başlangıç olur. Çünkü çok fazla insanlara mesajlar geldiğini düşünüyorum. Bu koronada en büyük mesajlardan birisi. İnşallah her şeyin başının sağlık olduğunu ve huzurun sağlıkla geldiğini düşündüğümüz musmutlu yıllarımız olsun inşallah. Çok teşekkür ederim Yusuf Erdoğan. Evet değerli izleyenler, Kasımpaşa Kulübü'nün başarılı futbolcularından Yusuf Erdoğan'ın açıklamaları geldi ekranlara.